giderim Batum'a da Batum'a da. Ben bunu da altı söylemiştim ama neydi? Pencereden içeri, al beni yatağına. Pencereden içeri, al beni yatağına. Nazlı yarim geldim sana, pistanlarını toplasana. Vallahi piyano çalacak. Aslında sunumun bir parçası. Şimdi paylaşıyorum. Tamam, sonradan düşününce hani biraz da bu sefer kendime dönüp kızdım ya, hani bu kadar multidisipliner bir noktada hani inşallah devam ediyor. Başta herkes saçmaladığını düşündü. Şu an performansımızın en önemli ismi Yugoslavya'da. Böyle Balkanlar hakkında da çok Balkanlar gibi altın inançlar, cinsel yakınlar inanılmaz var. Merhaba. Logos seminerlerine daha önce katılanlar var. Burada daha önce tanıştıklarımız, yeni tanıştıklarımız, mailleştiklerimiz. Benim adım Berfin. Bu defa Logos seminerlerinin 13.sü düzenleniyor. Daha önce farklı konularda çalıştaylar düzenlemiştik. Bu böyle resmi bir kurum vesaire değil Logos seminerleri. Bir grup meraklı insanın yıllar önce bir araya gelmesinden oluşan etkinlikler listesi ve sonrasında bir sürü insanın katılımıyla genişliyor. Genel olarak ve farklı disiplinlerden insanların aynı konuya nasıl baktığı da ilgili çalıştaylar düzenlemeye çalışıyoruz. Ben buraya her geldiğimde böyle büyük bir merak ve hevesle döndüm. Bu defa konumuz ses ve çok farklı alanlardan insanlar bir arada. Ben çok merak ediyorum nasıl bir şey olacak diye. Ben sesin fiziği üzerine konuşacağım. Geçen seminerlerden aldığım izlenim doğrultusunda oldukça, yani lise hatta belki ortaokul öğrencisinin mümkün olduğunca anlayabileceği bir şekilde tutacağım. Çok basit bir giriş olacak. Umarım herkese çok basit gelmez, yararlı olur. Ses bir dalga biçimi. Oradan başlayarak basit düzeyde fizik anlayacağım yani. Ben Ahmet Kilisli. İstanbul'da ben çocuk psikoterapistiyim. Ben de anne bebek bağlanmasında sesin ilişkisinden bahsedeceğim biraz. Bağlanma kuramının biraz, bilenleriniz vardı demin, bağlanma kuramından biraz bahsedeceğim. Çok o kavramlar biraz oturmalı herhalde diye düşünüyorum. Çünkü sonraki çok karmaşık gelebilir. Biraz sesle ilgili çocuk nörologların, nörobiyologların bulguları var. İnfantın yeni doğanların. Onlardan bahsedeceğim. Sonra da biraz spekülasyon gibi de olabilir ama bunun insanın kendiliğinin oluşmasında gelişimsel açıdan sesin nasıl bir önemi olduğundan bahsedeceğim. İsmim Uğur'a. 2008 yılında ikinci bir master yapmaya başladım ben. Müzikoloji master'ı. Dünya müziği dersini çok keyifle, işte en sevdiğim dersti. Orada karşılaştık. İşte 20-21 ses var. Onlardan yola çıkarak şöyle bir baktım bütün döneme. Hani en beğendiklerimi, en sevdiklerimi, en ilginç olanların hangisi diye. Bunları seçtim. Ben Can Özgenci. Sinemada ses tasarımı konusunu anlatacağım. İlk görüntü üzerine ses genel olarak bir giriş yapıp bütün prodüksiyon ve post prodüksiyon süreçlerinde ilgili kısa bilgi verdikten sonra daha çok sinema üzerine indirgeyerek olayı. O yönetmenlerin vesaire piyasada tecrübe ettiğim olaylardan da yola çıkaraktan kısa kısa tüm süreçleri anlatıp
hem teknik kısmına hem sanatsal kısmına değineceğim. Bilgi Emre Çatıcı, elektronik mühendisiyim. Ses teknolojileri üzerine yüksek lisans yapmaktayım. Ben de sizlere bu hafta sonu içerisinde makam müziği özelinde ama sizin de varlığınızla beraber dünya müziği, batı müziği olmayan kültüre özgü müziklerin sinyal işlemesi üzerine bir girizgah yapmayı hedefliyorum. Yani sinyal işleme nedir? Bu kültüre özgü, neden kültüre özgü sinyal işleme yapılıyor? Bunun özelinde Türkiye için, Türk makam müziği için yaptığımız bazı küçük çalışmalardan bahsedeceğim. Ona dair müzik teknolojilerine ve ses teknolojilerine dair genel kapsamlarına değinmeye çalışacağım. Ben de güncel sanatta ses hakkında konuşacağım. Herhalde şöyle bir metot izleyeceğim. Ben çok örnek gösterip, hani biliyorsunuzdur belli başlı böyle çok önemli sanat kurumları var. Mesela İstanbul Modern'de düzenlenmiş bir sergideki işler onlara eşlik eder. Mesela bir heykele bir ses nasıl eşlik eder gibi. Yani görsel sanatlar özelinde konuşacağım. Hasan Gürkan Tekman, ses erkek ve kadın arasında bir farkı ortaya çıkarıyor. Ama bir tarafta da müzikte o cinsiyetin resmedilmesi öyle o daha bir basit gibi görünen o biyolojik şeye pek karşılık gelmeyen daha karmaşık bir durum gösteriyor. Ulusal cinsiyetle böyle biraz gerilimli bir ilişkisi var. Bela mevzunun içinde nasıl ortaya çıkıyor ses ile. O konuyu konuşacağım ben biraz. Konca Şahar, ben de aslında mimarım. Benim yapmak istediğim sunum daha çok mimarlıkta sesi nasıl algılıyoruz? Yani mimarlığı gerçekten duyabilir miyiz? Çünkü özellikle tasarım görsel alana çok odaklanmış bir şey. Sadece görsel olarak değil, diğer duyularımızla da yapıları nasıl algılayabiliriz? Teknolojik olarak da bunu öncesinde nasıl planlayabiliriz? Bir de akustik genelde böyle black art olarak bilinir. Biraz kara kutu böyle tam olarak prensipleriyle ilgili böyle bir değişik benzetmeler vardır. Birazcık da onlarla ilgili anekdotlar ekleyeceğim. İclal Ergenç var, dil bilimci ve işte fonetik ve insan sesli konuşma üzerine sanırım çok detaylı bilmiyorum ama bir sunum yapacak. Bu da bence bayağı tamamlayıcı olacak. Bunun dışında başka sunumlar da var. Böyle mümkün olduğunca en akla gelen ve aptalca gelen sorularım bile. Hani insan kendine öyle sorabiliriz değil mi? Hani sorulabileceği aslında sunum yapanların da hani buna olanak sağladığı bir şey oluşturmak istiyorum. Esas şeyde hakim sistemde bunu çalmak istiyoruz ve çalındı bir kere piyanoda.